Diva lakabıyla anılan ünlü şarkıcı ve sinema sanatçısı Ajda Pekkan. 12 Şubat 1946'da İstanbul'da Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde doğdu. Babası Rıdvan Pekkan, deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ev hanımıydı. Babasının görev dolayısıyla çocukluğu Gölcük'te Amerikan askerlerinin ailelerinin arasında geçti. Modern bir ortamda ancak ailevi sorunlar arasında geçirilen çocukluk, Ajda Pekkan'ın gençliğini etkileyen önemli bir dönem oldu. İlkokuldan sonra İstanbul'a taşındılar. Kadıköy Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. Bu yıllarda anne babası boşandı. 1963 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada birinci olunca okulu bıraktı. Şarkıcı olmak için büyük heves taşıyan Çamlıca Kız Lisesi öğrencisi Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın da desteğiyle 1962 yılında dönemin en popüler gece kulübü çatının sahibi olan İlham Gencer'e ulaştı ve bu kulüpte bir müddet sahne çalışması yaptı. 1963 yılında bir aile dostlarının teşvikiyle Ses Dergisi'nin sinemaya yeni yüzler kazandırmak amacıyla açtığı Kapak Yıldızı yarışmasına katıldı. Edison'un erkekler dalında birinci, Hülya Koçyiğit'in ise bayanlar dalında ikinci olduğu yarışmada birinci seçilen Ajda Pekkan'ın profesyonel kariyeri böylece başlamış oldu. Avrupai görünümü ve cüretkar tavırlarıyla Yeşilçam'ın gözde sanatçılarından biri olan Ajda Pekkan, beyaz perdeden gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Ve 1963 yılında Adanalı Tayfur ile ilk kez çıktığı kamera karşısında, 1967 yılındaki son filmi olan Harun Reşit'in gözdesine kadar başrolleri Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi sanatçılarla paylaştığı 47 film çevirdi. Sahnelerden sinemaya geçen sanatçıların aksine sinemadan sahneye geçen Ajda Pekkan, birkaç plak denemesinden sonra 1968 yılında çıkardığı iki yabancı 45'liği ile aranjman dalında on binlerce plak satarak satış rekoru kırdı. 1973 yılında Avrupa'nın ünlü müzikali Olimpia'da verdiği konserlerle dış dünyaya açıldı. 1976'da ise dönemin ünlü Cezayir asıllı Fransız şarkıcısı Enrico Macias'la seri konserler verdi. Bir dost toplantısında Hürriyet gazetesinin sahibi Erol Simavi'nin Ajda Pekkan'a star demek yetmez ancak süperstar dersek yerini bulur sözüyle birlikte önce sanat çevrelerinde sonra hayranlarının arasında daha sonra da tüm ülkede süperstar unvanıyla anılır oldu. Takvimler 1980'i gösterdiğinde o seneye kadar Türkiye'yi temsil etme görevinin eleme usulüyle belirlendiği Eurovision şarkı yarışmasına o sene atama yoluyla Ajda Pekkan seçildi. İlk önce tespit edilen 5 bestecinin şarkılarının jüri tarafından 3'e düşürülmesiyle Bir Dünya Ver Bana, Olsam ve Petrol ile TV ekranlarında boy gösterdi. Petrol'ün Türkiye'yi temsil etmesine karar verilen gece sonunda ülkemizde hiç olmamış bir şey oldu ve henüz plağa satışa sunulmamış bir şarkı tüm halk tarafından ezbere söylenir oldu. Kulis faaliyetlerinin yetersizliği, şarkının siyasi hiciv yapısı ve yarışma gecesindeki organizasyon bozuklukları neticesinde Ajda Pekkan bu yarışmada hayal kırıklığı yaratan bir derece aldı. Eurovision şarkı yarışmasında yaşadığı hüsranın ardından küsüp İngiltere'ye, oradan da Amerika'ya gitti. 2 sene oralarda kaldı. Sanatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarla da ismi anılan Ajda Pekkan, bugüne kadar 21 kez estetik yaptırdı. İşte bunlar nelerdir? 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi, diz kapaklarını gerdirdi, 2 kez karın bölgesini gerdirdi, 4 kez yüzünü gerdirdi, kaşlarını çektirdi, göz kapaklarını kaldırdı, göğüslerini dikleştirdi, 2 kez kollarının alt bölgesindeki yağları aldırdı. Süperstar ayrıca 6 ayda bir yüzüne botoks enjekte ettirmeye devam ediyor.